Selam arkadaşlar. Halamla birlikte resim malzemecisine gidiyoruz. Gel hala gel. Saçım çok komik duruyor ya. Bir gün belki hayattan, geçmişteki günlerden. Hadi gel be. Al çabuk çabuk kapanıyor çabuk çabuk. Çabuk koş. Geldim. Ay asansörün dışı çok korkunç. Evet, resim malzemecisine gidiyoruz. Bir gün belki hayatta, geçmişteki günlerde. Elinde koca bir sopa var ya. Sıfır makyaj, sıfır tarak, sıfır bakım. Bu şekilde. Halası da devamlı bu şekilde. Yani sen hep güzelsin. Yani halam hep güzel de ben kendimi saldım. Ehliyetimi alana kadar. Deniz inşallah ehliyetini alsın diye dua ediyorum. Çünkü ikinci mesleği şoförlük oldu. Hayır, ehliyetimi alana kadar. Ha. Şey yapacağız, kemerini bağlar mısın? Bir gün of, mantara benziyorum ama artık saçım uzasın ya. Uzar uzar. Toplasaydın. Ben seviyorum. Seviyorum işte, var mı diyeceğin. Nerede şarkımız? Aman bre der ya. Allah. Dur lan arabayı. Hala gitti, araba gitti. Rezalet. Harbi vurdun mu? Biraz sıkıntı. Ay. Aa, benden çalıyor galiba. Ya ne yaptın hala, ne yaptın? Neyse bir mutlaka salak. İlk defa garajda böyle bir şey oldu. Ay nazar nazar. Sırttın mı? Ne olmuş? Yok bir şey olmamış. Ya bu sesi. Çıkarken. Aklımı başından aldın. Oh. Aşkımı süpürmüşler. Ne diyorsun? Ben ne bu şarkıyı söylesene. 6-7 yaşında söylüyordum. Ece çok. Ay taksiciyle ne güzel bakıştık ya. Canım. Ama Serra eksik. Serra eksik tabii. Arkada eksik. Neredesin Serra? Bir geçer zaman ki benim gibi öyle bir geçer zaman ki gelirsin bu yaşa. Selam selam. Bir sıyrık olmuş. O gözlükler ne güzel. Ay yoruldum valla, çişim geldi. Eskidendi. Şeyi söylesene komedi gibi. Biz yarım saat park yeri aradık. Park yeri aradık. Sonra... Ve her geldiğimizde böyle mal gibi park yeri arıyoruz her geldiğimizde. Sonra halam tam kasada dedi ki ya işte burada da dedi park yeri bulmak çok zor ya dedi. Sonra bir anda böyle yaptı. Sağda park, otopark var dedi. Falan. Her geldiğimizde yarım saat park yeri arıyoruz. Artık öğrenmiş olduk ama. Ama şöyle tabii onlara ait ya, onlar bizi açacak onu bilemezdik. Ama tabii bilemezdik, bu bilgiyi keşke evet. Daha önce öğrenseydik. Önceden sorsaydık. Çocuk, iyi ki bak paylaşmak o zaman paylaşmak güzel güzeldir. Şey. Bilmemek değil. Öğrenmemek ayıp. Evet. Bravo. Oy. Resim çizmeye gideyim. Sivilceğim sik. En uzak köşeye koyacağım. Lanet olsun. Evim olursa eve çıkarsam. Yakın zamanda olmayacak ama. Bir gün eve çıkarsam. Ve o gün de video çekmeye devam ediyorsam. Her yeri böyle kamera koymalık yapacağım. Şu mesela. Şu an böyle konuşuyorum ya. Bulanık mı şu an bilmiyorum ama. Böyle konuşuyorum yani. Şu şekilde konuşurken bile kameranın şurada durabileceği bir. Bir dayanak olacağım. Hani ya da öyle bir alet olsa mesela tripod. Vay be. Hayır ama böyle tripodun farklı türleri var. Hani uzunu var, kısası var. 1500 tane tripod alacağım ama bir tane alet, tamam mı? Böyle çok basit. Zemini şöyle uzun olacak. Hani tripodu sadece şey yapıyorsun çünkü. Tripodu kameraya vida gibi döndürüyorsun. Benim aletimde ama düz bir zemin olacak, tamam mı? Bu şekilde şöyle düz bir zemin olacak. Sonra ben bunu alacağım, tamam mı? Bu yerde böyle istediğim gibi vut uzatacağım. Burada duracak bu, tamam mı? Kamerayı da böyle koyacağım. Gayet stabil olacak. Sonra kamerayla işim bitecek. Bak geri aşağı indirmeyeceğim bile. Sadece burada bir tuş olacak, tamam mı? Fıst. Anladınız mı? Sonra ben bunu böyle yerden kitap alırmış gibi alacağım. Böyle kitap gibi gezeceğim tripodla. Yani benim yarattığım tripodla. Şimdi resim çiziyorum arkadaşlar. Normalde resim çizmek için... Ay pardon ne? Normalde resim çizmeyecektim bugün. Bugün işte bir tane üniversiteye atacağım portfolyoda ekstradan bir proje yapmam gerekiyor. O projeyi yapmak için strafor bir şeyler alacaktım, tamam mı? Sonra gittim, strafor şeyler yok. Şu anda da resim çiziyorum falan filan yani bu şekilde. Öyle sizle... Kamerayı açmak istedim. Şu an mesela video editlemem gerekiyor aslında ama editleyemiyorum çünkü ekrana bakamıyorum. Telefon ekranına bakamıyorum. Şimdi de şu oradan hiç gözükmüyor eminim ama şunu çiziyorum ve kağıdın ortasını bulmak çok istedim. O yüzden böyle kuş bakışını,
kuş bakışı tekniğini, yani adeta şeyim şu an, akbabayım. Kuş bakışı tekniğini şu şekilde yapıyorum gördüğünüz üzere. Elipsle başlayacağız. Tabii hiçbir şey görmüyorsunuz ama ben elipsimi çizmekteyim. İyi bence, orta noktayı iyi bulduk. Ama tabii böyle de olmaz. Böyle hiç olmaz. Burada da light kolam var. Çünkü ben light bir insanım. Bu arada geçen videoda da sanki bu sweatshirtle karşınıza çıkmıştım. Sebebini hemen söylüyorum arkadaşlar. Bu sweatshirtlerin veya eşofmanların hiçbiri pis değil. Aksine gayet temiz kalbim kadar. Ama ve lakin fakat. Terliklerim de gayet temiz bu arada. Ama ve lakin fakat. Ne çektim ben? Yani yeni sweatshirt veya eşofman bulamıyorum. Buluyorum. Ama 300-400 liraya eşofman veya sweatshirt alınmaz abi. Hani bir tane 100 liraya sweatshirt yok ya. 100 liraya... Hadi diyelim 100 liraya buldum. 100 liranın kalıbı nasıl oluyor biliyor musunuz? Böyle şey gibi yani. Nasıl diyebilirim ki abi? Böyle bir çorabın içine köşeleri olan bir şeyi koymuşsun ve çorabı iyice sıkmışsın gibi, anladın mı? Yani bu iğrenç tasvirimle demek istediğim aslında üstüme yapışıyor. Kalıbı rahat olmuyor. Şu item olmuyor ya da şu bolluk itemi olmuyor. Göbeğime yapışıyor. Sırtıma yapışıyor. Sırtıma bir şeyler oluyor. Hiç small'a güzel oluyor abi. Hele eşofmanlar arkadaşlar. Eşofmanların hepsini ne için yapmışlar? Sütun bacaklar için yapmışlar. Benim bacağımda yağ var kaç. O yağ yapışan eşofman hakikaten duba gibi duruyor. Ama bak ne kadar güzel yapışmıyor. Şimdi ben biraz elips çizeceğim. Mesaj atmayın bana ya, yeter. Saçım da kötü, cildim de kötü. Ama umurumda değil gerçekten. Her nereye istersen. Merhaba arkadaşlar. Kameraya boş atarsam iyi geleceğini düşünerek şu an kamerayı açtım. O kadar sinirliyim ki. Ama o kadar sinirliyim ki. Ne olduğunu da bilmiyorum. Ama var ya, öleceğim. O kadar sinirliyim ki. Dudaklarım kupkuru. Ona sinirli değilim. Bak bir de yıkandım, sonra saçımı yanlış taradım ya. Bak şurada. Burada böyle. Ay nasıl sinirliyim var ya. Deniz gelecek birazdan. Deniz Yılmaz. Öleceğim. O kadar sinirliyim ki. Neden böyle oldu bilmiyorum. Demin sadece yatakta uzandım, tamam mı? Ve nefes aldım. Sırf kalp ritmim normale dönsün diye. Şu an her şeyi parçalayabilirim. Niye böyle oldu? O kadar ama yani böyle kalbi atmıyor yani. Sen yani kalbim atmasın diye biri böyle sıkıyor. Nasıl sinirli? Kafayı yiyeceğim. Proje yapmam gerekiyor. Yapamıyorum sinirden. Sadece yemek beni yatıştırıyor. İki kere patlamış mısır patlattım. Bir de demiştim ki hani bak buna da sinirlendim. Akşam zaten yiyeceğim. Akşam Deniz'in doğum günü için dışarı çıkacağız. Orada yiyeceğim zaten. Hani evde az yiyeyim bugün dedim. Gittim sürekli patlamış zıp patlattım. Çünkü ben yani sinirlenince beni yemek yatıştırıyor galiba. Ama var ya. Ah yani ah. Böyle ah. Neyse diyeceklerim bu kadardı arkadaşlar. Deniz yazdı. O kadar sinirliyim ki. Dudaklarım nasıl kupkuru bir ilacı sikiyim. Ah bu ilacın yan etkilerini öldüreceğim. Şimdi merhabalar. Buradaki kısımda. Artık bu salonu görmekten kus çekmişsiniz gibime geliyor ama ne yapayım, salondayım işte. Buradaki kısmı anlatacağım, tamam mı? Üf, bir dakika şu boşluk sinirimi bozdu. Boşlukları doldurmaca, bilmece bildirmece, dil üstünde kaydırmaca. Burada arkadaşlar şimdi Deniz'in doğum günü vardı, tamam mı? Deniz'in doğum günü sonrası bizim çocuklar ve Deniz bizde kaldı. Ama benim sabah 6.30'da çekime gitmem gerekiyordu. Çok havalı bir cümle bu. Benim çekime gitmem gerekiyordu. O yüzden evi onlara bıraktım, tamam mı? Ve onlarla doğru düz hiçbir şey çekemedik. Zaten eve geldiğimizde çok geçti ve ben gerçi direkt uyumadım. Yo, ben bir saat uyudum zaten. 5.30'da falan uyudum. 6.30'da da evden çıktım. Evden çıktığımda bunlar hala daha uyumamıştı zaten. Bizimkiler dediğim bu arada Kadir geldi, Can Taş geldi, Berat geldi, Anıl geldi. Bir de Deniz geldi. Neyse. Deniz'e dedim ki, Deniz dedim, blok kamerası oradayken hani bir şeyler çekebilirsiniz. Onların da çektiği şeyleri göreceksiniz şimdi. Başta Deniz kamerayı nasıl kullanacağını bilmiyor. Ve benim de kamerada daha önce hiç keşfetmediğim bir özelliği keşfetmiş. Nasıl yaptı bilmiyorum. Göreceksiniz birazdan. Ama aşırı komik ve aşırı tatlı şeyler çıkmış. Yani ben yokum diye izlememezlik yapmayın. Yani beni biraz özleyeceksiniz bu kısımda ama. Yani çok da özleyeceğinizi düşünmüyorum. Çünkü gerçekten çok komik ve çok tatlı görüntüler çıkmış. Çekim hakkında da başka bir video çekeceğim. Böyle sohbet anlatmalı. Biraz konuşuruz ederiz. Keyif yaparız. Kola içeriz. Onu başka bir videoya saklıyorum. Çekimi başka bir videoya saklıyorum. Şunu da izlemeye devam ediyoruz. Şu an video çekiyor mu? Şu an fotoğraf mı çekti? Ay dur. Yine poz ver. Şekil mi? Ne okeyim daha ki? Kado ev diyor.
Ama... Bro. Yılmaz. Kanka. Kanka daha çok. Aha çekiyor galiba. Merhaba. Nasıl görünüyorum? Annemin pozlarını veriyorsun. Ben annenim. Şimdi arkadaşlar. Şu anda saat... Çenem kaşındı. Saat sabah 7:20 geçiyor. Görünüyor mu Berat'cığım? Az çok. Sabah 7:20 geçiyor. 21. Vallahi. Yani bugüne sıçayım. O ayrı konu. Bu arada benim şu an Berat'ın yüzüne bakmamam gerekiyor. O ayrı konu. Hiçbirinin yüzüne bakmamam gerekiyor. Neyse özele girmiyorum. Deniz bu arada buraları koyabilirsin istediğin gibi. Normalde asla koymazdım bu arada. Ama Deniz'im gördüğünüz üzere Deniz'den onay aldım. O yüzden koyuyorum. Çok da bir şey koyduğum yok zaten. Aa bu arada bu video arkadaşlar daha çok Deniz için erkenden editleyip erkenden koydum. Sizin için de yapardım bunu ama Deniz dedi ki Deniz'in Instagram'ı kapandı bu arada. Ezik çünkü. 80. kızın Instagram hesabı kapanıyor neden bilmiyoruz. Instagram hesabı kapandı. Hiçbir şey izleyemiyormuş Instagram'dan. Ve YouTube'da da bütün videolarımı izlemiş sağ olsun. Hayranım olduğu için kendisi. Dedi ki bütün videolarını izledim. Çabucak şu videoyu editle. Koy da izleyeyim. O yüzden bu video sadece değil gerçi de. Yani daha çok Deniz için. Umarım Deniz'cim bunu izlerken yemek yiyip geğiriyorsundur. Ve geğirirken bana video at. En sevdiğim videoların öyle oluyor çünkü. Diğer en sevdiğimi söylemeyeyim. Koy. Oğlum bir Ajda Pekkan dinledik. Hatta biraz daha açalım Ajda Pekkan. Telif yer Deniz. Deniz telif yermişsin canım. Bu mikrofon ne burada abi? Diğer herkes uyudu az önce. Canları sağ olsun valla. Merhaba. Çok ruhlu yaptın. Bu arada güneş doğuyor. Vay acaba neden? Aa harbi güneş doğuyor bu. Diğerlerini uyurken çekelim mi? Çok sarar. Deniz buralara kadar umarım izlemişsindir. Hadi gelin. Çabuk. Burada biri var mı? Burada Can'la Kadir var. Benim annem, güzel annem. Beni al kollarına. Sipal. Daha yeni uyudu şimdi. Bu ne kanka kapıyı kilitlemiş. Ne yapıyor içeride? Yani, aa kilitlememiş lan. Aa. Bu ne kanka kitap dinliyor. Ritmonumuz arkadaşlar. Sexting ASMR dinliyor bu gece. Sesim şey değil mi? Yeni uyandım ya. Ya evet yanlış ya. Anlama bebeğim. Sen mi yarattın o şakayı? Ayaklarını getir. Nasıl kapanıyor bu? Onu sana... ben de bilmiyorum. Videoyu bir şekilde kaydedip yapmamız lazım. Bitiş böyle olsun. Bir daha net değilsin kanka. I'm sorry. Hala net değilsin. Önemli olan net değil. Netsin. Önemli olan ne aktarmak istediğin. Hayatım. Uyurken yapıyor. Uyur koklar. Hayır uyuyla bir şey nasıl koklar? Nasıl oğlum, şaka? Oğlum bir şey diyeceğim. Çok sıcaktı ya. Bu nasıl zoom yapıyor lan? Deniz Pampleito. Kanka bok gibi uyandım ya. Ama bir şey diyeyim mi çok iyiydi bugün. Berat Pampleito'n bugün çok mu sevdi? Can'a niye afacan diyorsunuz ben anlamadım. Ya afacan diyorlar, camburger diyorlar. Ben ileride... Hacim büyük. Bak, ileride hepinizden daha yakışıklı, zayıf ve kaslı olacağımı üçünüz de biliyorsunuz değil mi? Yalnız bayağı iyi. Cem abi bayılıyorum senin stand-up'larına. Can ya hayır. Ben Can'ı çok seviyorum. Hayır biz de camburgeri seviyoruz. Camburger. Sen cırnak sevmiyorsun. Ben camburgeri hastayım. Sen kendi kafanda benim adıma farklı bir karakter yaşat. Sen ya. Kurgusal bir karaktersin benim. Sen Tyler Durden'sın. Ben hiç yokum. Saçlarını üçe vurdu fark ettin mi? Berat ben bu tost yapma lafını çok sevdim. Çok iyi değil mi? Aşırı ben bunları ilk yaptım. Ben herkesle tost yapacağım. Ben aranızdaki gizli gizli konuşup ittifak alıp bana burada şey yapıyorsunuz. Can ben hepinize kaslı, yakışıklı. Berat, bro. Sen kanka kilolu bir adam olacaksın. Kadir sen zaten... Kadir sen bro. Şaşı olacaksın. Bro, sen Anıl Pampleito'mu göreceksin ya. Gece kendini etrafta kızlar var zannedince böyle yapıyor. Biter şalar gibi. Kral ya. Kalmış artık değil mi o? Anda? Uyanmıyor biliyor musun? Anıl ne diyor? Hey! Wait a minute! Yenge, sakin. Yengeleme işin. Kanka hayatımda ilk defa arkadaşlarımın yanında ağladım ama. Kanka çok çirkin uyandım. Şey diyeceğim, gözlüklü ve şişko olduğum için mi laf ediyorsun? Kanka hayır desene uyanmadın be. Hayır uyanmadın hayır, kanka, be. Nasılsın? Abi bu ne? Sen bunları nasıl yapıyorsun ya? Abi bir şey bana bir tane vursa nakal. Ya ben sporcuyum çünkü. Ben Kadir'den daha hızlı koşuyorum arkadaşlar. Bir gün benle Green Park'a gel, gel bir çalışalım seninle beraber. Şu Amerika'daki olan böyle şeyin ortasında. Ne diyorsun ya? Freddy. Yaklaş. Anlaşıp ölün yanında ister ister
Yine uyanmaz. Değil mi? Bak bal dudağıma bak. Şu uyuma şekline bak ya. Yerim seni ben. Ben çakmak istiyorum. Ben çakmak istiyorum. Oğlum bu video çok garip bir video oldu bak. Sabaha karşı bir video çektik var ya. Mükemmel. Hepiniz çekiyoruz. Sen yine un kurabiyesi gibi uyuyorsun. Yani çok nasıl tatlısın. Bir uyuma yani? Elmaya benziyor. Nasıl anlatabilirim bilmiyorum ama böyle böyle un kurabiyesi gibi. Böyle un kurabiyesi gibi. Ya ben niye un kurabiyesinde Anıl havalı gitar çalarken uyuyorum? Un kurabiye benim o. İngilizce devam edelim. I'm so John Burger. What? I can burger. zabıta geliyor yüzden 5 dakika. What? 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 Kıyafet yok hala aldım. Bu kadar gözükmeyeceğiz anladın mı? Peki o zaman. Benim hani şu burası görünmesin. Ya gözükmüyor. Tut bekle. Ben bir parça keseyim. Hayırlı olsun. Hadi hayırlı olsun. Hayırlı. İnşallah bunu dikmekle nasıl. Yastıkta kocatsın. Gitti kumaşım gitti. Şey kesiyorum ben. Sanat eseri. Hayır hayır. Ne bu ismi şimdi ya? İki yüzüğü birbirine bağlayan. Nişanda mı kesiliyor? Ha evet. Dur. Bir dakika bir şey bakacağım ona. Çok da mahvetme kumaşı. Ne kadar aldın ki o kumaşı? Bedavaya almıştım. Bedava mı? Yani tabii kumaşı bedavaya aldık, dikimi pahalı. Neyle ödedin kardeşim ya? Ne demek? Ay çok tatlı. Falan bak yani bunu bile sana verdik. Çok tatlı olacak. Projen mi bu senin? İşte üniversite yollayacağım projeyi. Evet. Bismillah ben hayırlı gelirim inşallah. İnşallah. Hangisi hayırlısı olsun senin için. Benim içimden Kanada gibi geliyor ama dur bakalım. Kanada'yı mı istiyorsun? Sanki Kanada bana ortam olarak daha güzel. Güzel canım güzel. Yani. Fransa'da da arkadaşlarım var. Fransa'da da arkadaşım çok ama yani hangisi olursa açacağız. Bakacağız. Ay cildim. Ölüyorum arkadaşlar. I'm dead. Just dying. Just dead. Just chilling. Just öldüm.